derste terrain ya da arazi tasarımı, harita tasarımı nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle derse başlamadan önceki derslerimizde standart asetleri kullanmıştık. Burada da standart asetleri kullanacağız. Bunun için Window Asset Store'a giriyoruz. Unity'nin internet bağlantımız varsa standart assets yazıyoruz arama bölümüne ve çıkan bu asseti download edip daha sonra import ediyoruz. Şurada asset klasörlerinde görünür arkadaşlar. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri önceki videomuzda bulabilirsiniz. Yine lazım oldukça bu Asset Store'dan ve internetten arazi yapımında, harita yapımında indirdiğimiz resimleri, tekstürleri kullanacağız. Onu da belirtelim. Şimdi hemen lafı uzatmadan sahneye geçelim. Şunu kapatabiliriz. Sahne bölümüne geçelim ve burada bir terrain ekleyelim. Sağ tıklayalım. 3D objektten terrain seçeneğini seçelim. Bunu seçtiğimiz anda Unity bize oldukça büyük bir yüzey ekliyor. Bu terrain yüzeyi oluyor arkadaşlar. Şu şekilde epey bir geriye gittikten sonra terrain'i görebilirsiniz. Tabii ki bunun baking edilmesi yani ekranda birebir görünmesi için biraz zaman gerekebilir. Artı ben şu an bir de video çektiğim için makinem oldukça zorlanıyor. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra hemen işlemimize başlayalım. Terrain işlemimizi. Burada terrain seçiliyken Inspector penceresinde karşımıza şuradaki terrain özelliğinde çeşitli düzenleme modları geliyor. Burada en önemli araç şuradaki paint kısmı. Paint kısmını kullanarak istediğiniz bir yüzeyi ne yapabilirsiniz? Burada değiştirebilirsiniz, deforme edebilirsiniz. Hemen bu paint tekstürde bulunan şu alt alanlara geldiğimizde Rise and Lower Terrain diye bir seçenek var. Bu girinti çıkıntı yapmamızı sağlıyor. Burada da zaten küçük açıklamaları yazmış Unity. Eğer sol tuşa basarsanız şu şekilde fırçanızın seçimine göre tabii burada çeşitli fırça modları var. Bu fırça seçimine göre ne yapıyor? Bu bölgeye biraz böyle çıkıntılar yapıyor. Eğer Shift'e basılı tutarsanız da bu çıkıntıları birazcık böyle indirebiliyorsunuz. Aşağıya doğru tekrar basabiliyorsunuz. Burada çeşitli fırça modları var. O fırça modlarına göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir fırça modu seçerseniz ki fırçanın şurada size bölümü de var. Ne yapabiliyorsunuz? Daha böyle geniş bir alana istediğiniz bir girinti çıkıntı işini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buralara ekleyebiliyorsunuz o girinti çıkıntıları. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bunun kaplamasına gelelim. Paint Texture bölümü. Paint Texture bölümünde bu alana bir kaplama atayabiliyorsunuz. Ama önce kaplamayı seçmeniz lazım. Bunun için de Edit Terrain Layers diye bir seçenek var. Buraya yeni bir katman eklemeniz lazım. Birden fazla katman olabilir. Yani onlarca resmi yükleyip o katmanları üst üste bindirebilirsiniz ki birazdan yapacağız. Create Layer bölümüne tıkladığımızda bizim standart asset klasörünü eklediğimizi söylemiştik. Bunların içinden istediğiniz bir kaplamayı buraya yapabilirsiniz ya da internet üzerinde texture bulabilirsiniz. Mesela şurada grass diye bir şey var, kaplama çeşidi var. Bunu seçelim. Çift tıkladığımda otomatik olarak yüzey bu kaplamayla kaplanıyor. Şu brush'ı bir değiştirelim. Çok burayı engelliyor. Şöyle küçültelim biraz da. Burayı otomatik olarak bu tekstürle kaplıyor arkadaşlar. Şimdi eğer belli noktaları farklı renklerle kaplayacaksanız ki mesela buradaki tepeleri daha böyle taş görünümlü yapacaksanız yine buradaki Edit Terrain'e bölümüne gelip Create Layer diyerek buradan taşla ilgili bir tekstürü bulabilirsiniz. Ya da bu tekstürleri internetten indirip de kullanabilirsiniz. Yani internette grass tekstür ya da stone tekstür gibi ifadeler kullanarak resimleri download edip Asset Store'a ekleyip kullanabilirsiniz. Biz de bu şu biraz taşa benziyor. Şunu ekleyelim. Şimdi bunu seçtiğimde benim buradaki fırça çeşidim de önemli tabii. Eğer yıldız derseniz yıldız şeklinde boyar. Ama
Genel olarak boyamaları şu tip daha sade şeylerle yapmanız lazım. Bakın şu bölgeyi, makinem gücü şu an biraz yetmiyor. Şu bölgeyi bakın ne yapıyorum? Daha böyle taş, dağ, tepe şeklinde boyuyorum. Aşağı kısımlar ise gördüğünüz gibi yeşil olarak burada kalıyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra eğer daha farklı bir kaplama ekliyorsanız yine tekrar Edit Terrain Layers'dan şuradan Create Layer diyerek başka bir kaplamayı atarsınız. O kaplamayı tekrar buraya yükleyebilirsiniz. Ya da bazı yerlerde hata yaptıysanız tekrar bu tekstüre geçip orayı tekrar boyayabilirsiniz. Bildiğiniz boyama işlemi yapıyor ama 3 boyutlu yüzey üzerinde bunu gerçekleştiriyor. Şimdi bir de set height var. Set height de eğer şu kısım sıfıra eşitse belli noktaları şu şekilde tekrar ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz. Mesela bu dağların arasında bir yol açacaksınız. Benim şurada yaptığım gibi buraya basılı tutarak bu yolu açıp yani dağların arasında bastırabilirsiniz. Ya da height kısmını birazcık şöyle artırarak yine buralarda böyle çıkıntılar yapabilirsiniz. Az önceki seçenekle benzer bir seçenek. Yine shift tuşuyla tersini yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Burada açıklamaları mevcut. Çok derinlemesine anlatmayacağız ki mantık belli zaten. Smooth height diye bir seçenek var. Bu da çok böyle sert olan yüzeyleri yumuşatmanızı sağlıyor. Mesela bizim şuradaki sert yüzeyleri yumuşatalım. Biraz size'ı biraz daha büyütürsek daha hızlı bir şekilde yumuşatabiliriz. Bu yumuşatmayı neden yapıyoruz? Eğer siz burada bir karakter koşturacaksanız ya da bir araç bu tepeye çıkacaksa buraları yumuşak hatlı yapmanızda fayda var. Eğer çok dikkatli olursa aracınız ya da karakteriniz ya da nesne, hareket ettirdiğiniz nesne bu yüzeylere çıkamayabilir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada smooth'la bu sert alanları, sert yüzeyleri olabildiğince ne yapıyoruz arkadaşlar? Yumuşatarak işimize devam ediyoruz. Stamp Terrain var. Bununla aynı yüzeyi çoğaltabiliyorsunuz. Yine sol tuşla herhangi bir alana tıklayıp burada tabii şöyle mouse'un yüzeyiyle şu alanı kopyalayıp şuralara o alanı ne yapabiliyorsunuz? Kopyalayabiliyorsunuz. Yani şuradan kopyaladığınız alanı şuralara tekrar aktarabiliyorsunuz. Bir nevi mühür işlemi yapıyor. Photoshop ya da benzeri programlarını kullananlar bunu hatırlayacaktır. Belli bir yüzey alıp bir yere kopyalıyor. Hani bu da yine lazım olabilir. Belli alanların aynısını yaratmak istiyorsanız terrain'de kullanabilirsiniz bunu. Bir de Create Neighbor Terrains diye bir seçenek var. Normalde bu harita çok büyük bir harita ama yine de yetmeyebilir. Mesela bir uçak oyunu veya bir büyük bir böyle yarış alanı veya büyük bir savaş alanı gibi bir yer tasarlayacaksanız bu alan yetmeyebilir arkadaşlar size. Dolayısıyla Create Neighbor Terrain seçeneğinden sonra şu oluşan yerlere tıkladığınızda Unity ne yapıyor? Yeni terrainler bu alana ekliyor. Tabii bunu ekledikçe makinenizin gücünden yiyebilirsiniz ki ben şu an kamerada çekim yaptığım için oldukça zorlanıyor makine. Bu şekilde alanı genişletebilirsiniz arkadaşlar. Yine bunları buradan silerek ne yapabilirsiniz? Haritayı eski haline getirebilirsiniz. Ben bunları sileyim. Mantığını zaten anladınız. Gelelim Terrain'in diğer özelliklerine. Bu kısımda mantık aynı şekilde çalışıyor bu branş bölümünde. Bir de Paint Trees diye bir seçenek var. Burada da istediğiniz bölgelere ağaçlar ekleyebiliyorsunuz. Burada tabii ağaç olarak geçiyor ama ağaç dışında herhangi bir nesne de ekleyebilirsiniz kesinlikle. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuradaki Edit Trees butonuna basıyoruz. Add Tree butonuna basıyoruz. Şu an herhangi bir ağaç buraya atanmamış. Dışarıdan aldığınız ağaç obje fark etmez. Alıp atayabilirsiniz. Biz şimdi buradan bir ağaç bulmaya çalışalım. Standart assette bulunan ağaçlardan bir tanesini kullanalım. Mesela şunu kullanalım. Okey diyelim.
Daha sonra şuradaki add butonuna basıyorum. Bakın ağaç ne oldu? Listeye eklendi. Bu işlemi yaptıktan sonra istediğiniz bir bölgeye ağaç ekleyebilirsiniz. Nereye ekleyelim? Mesela şu bölgeye biraz ekleyelim. Ağaç eklerken yine şuradaki brush size ve yoğunluk değeri önemli. Eğer brush size büyükse bu alana birden fazla ağacı ekleyebilirsiniz. Bu da tabii ki makinenizin şu an bende olduğu gibi kasılmasına sebep olabilir. Onu belirtelim. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Ağaç köklerini görelim. Mesela şurada epey bir ağaç eklemiş. Ctrl Z ile geri alalım çok kasmasın. Brush size'ı düşürüp yani küçük fırça boyutu yoğunluğu da biraz azaltırsak buraya ne yapabiliriz istersek böyle tek tek daha böyle kendi dizaynımıza hoş bir ağaç yerleştirme işlemi gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bu ağaçların her biri işlemci gücünüzden yiyor. Dolayısıyla projenizde yani böyle her yeri ağaçla donatayım, her yeri çalıyla donatayım derseniz makinenizi kasıldığını zaten hissedersiniz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra başka bir nesne ekleyelim. Yine Add Tree bölümüne geliyorum. Şuradan objektten başka ne tür bir nesne ekleyebiliriz? Bakalım şöyle. Yani karakter bile ekleyebilirsiniz ağaç yerine. Ama tabii bunun Unity'de destekleniyor. Yani hazır model olması lazım. Mesela şu tip bir şey ekleyeceksiniz. Şunu seçelim. Evet diyelim. Evet, bunu seçtik. Şu an brush'ımız bu şekilde. Yine bunu büyütebilirsiniz yani şey brush size. Tıkladığınızda bakın ne yapıyor? O seçtiğiniz nesneyi buraya ekliyor. Tabii ki brush size ve yoğunluk çok fazla olduğu için ne yaptı? Çok fazla ekledi. Yine bunu azaltarak böyle daha az buralara eklenebilir. Yani sadece ağaç ekleyeceğiz diye bir şart yok. Her türlü nesne yüzeye eklenebilir arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi burada çok bir şey kalmadı. Hemen şu grass dediğimiz bölüme gelelim. Burada da böyle rüzgarda sallanan şeyler, çimler, uzun çimler, otlar vesaire onları ekleyebiliyorsunuz. Bunu eklerken yine şuradaki aşağıdaki Edit Details seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Yine fırça usulü çalışıyor arkadaşlar bu. Şurada Edit Details'ta Add Grass Texture diyoruz. Herhangi bir texture buraya atanmamış. Yine tıklayalım. Standart Asset'te bulunan grasslardan yani çimlerden bir tanesini burada kullanmaya çalışalım. Bakalım neler varmış. Mesela şu uygun görünüyor. Bunu seçelim. Çift tıklayalım. Add diyelim. Yine bizim brush setimize bakın buraya eklendi. Yukarıdan bir fırça seçip bu fırçayla burayı ne yapabilirsiniz? Boyayabilirsiniz. Tabii ki bunu göremeyebilirsiniz. Yani çünkü ayarları yapmanız gerekiyor. Yani detay ayarlarını yapmanız gerekiyor. Birazdan bahsedeceğiz. Mesela ben şurayı boyadım. Boyamış olmama rağmen birazcık sahneden uzaklaştığımda bazı yerler görünmüyor. Bunun sebebi de şu terrain ayarlarında en son seçenekte. Şurada base map distance pardon detail distance diye bir seçenek var. Bunu artırdığınızda daha uzak yerlerdeki detayları görebilirsiniz. Azalttığınızda da daha yakın yerlerdeki detayları görebilirsiniz. Peki bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu. Eğer çok büyük bir haritaysa her yeri render etmek, dağ taşı render etmek işlemci gücünden çok fazla harcayacaktır. Dolayısıyla buradaki Detail Distance bölümünde bu uzaklığı ayarlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz kameramızı şu çimlerin oraya yaklaştıralım beraber. Daha sonra da bir render alıp terrain'in nasıl görüldüğünü bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle kamerayı bu köşeye bir yaklaştıralım şöyle yavaşça. Evet, kameramızı birazcık şöyle döndürelim. Makinem biraz kasıldığı için rahat çalışamıyorum. Onu da belirteyim. Evet, şu an sahneyi gördük.
Kamerayı az daha yukarı çekelim. Az daha çekelim. Şunu biraz yaklaştıralım şöyle kamerayı. Evet, şöyle biraz yaklaştıralım. Biraz daha şöyle döndürebiliriz. Evet, şu açıdan fena değil. Bir deneyelim. Render ettiğimizde şurada bu çimlerin böyle dalgalandığını, sanki yelesiyormuş gibi dalgalandığını görebilirsiniz. Buraya isterseniz yine bir asset ekleyip, karakter ekleyip, karaktere bir kamera bağlayıp bu alanda koşturabilirsiniz. Ya da bir araç ekleyip bu alanda şu girinti çıkıntılarda nasıl davrandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla o işleri size bırakıyoruz. Önceki videolarda bunları yapmıştık ama terrain üzerinde yine ekleyip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.